Bugün Lucy'nin kulakları ardında sizlere Re-Nature anlatıyorum. Aynı zamanda arada yalama sesleri gelebilir. Artık evet der misin? Acı çekiyorum burada. Evet. Ağlamalarımı da koydum. Evet. Yine ona da evet yani. Yetmez ama evet. 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 Ne anlatıyorsun bugün? Çok çok neşelisin maşallah. Re-Nature anlatıyoruz. Doğayı yeniden yeşillendiriyoruz. Neşelendiriyoruz. İşte. İşte doğa. İşte doğa. Doğamız i̇şte burası. Doğamız. Bir vadi varmış zamanında. Bu vadi kirlenmiş. Bok olmuş. Biz de onu toparlamaya çalışıyoruz. Ya. Nelerle? Domino taşlarımızdaki hayvanlarla. Buralara hayvanlar dizeceğiz. Bu alanlara da ağaçlar dikeceğiz. Adam sen 40 yıllık dominoyu al. Al. Hayvanlı yap. Araya kontrol yap. Oyun yap. Kim bunu yapan terbiyesizler? Bu oyunu yapan kişiler çok bilindik. İki kanketolar. Michael Kiesling. Aha da şurada keltoş kafasını görebilirsiniz. Valla ben artık yeni oyunlarımda vesikalık böyle poz vereceğim. Start designing success 25 years ago. Diğeri de şu. Wolfgang Kramer. O fotoğrafı ya. Onun ben da bu şöyle cute, poz vereceğim. Cute pozu evet. Var bir tane şöyle. Bu adamlar kankalar. Bunlar bir sürü oyun yapıyorlar beraber. Yeah. Mesela Asara. Mesela Heaven and Aim. Mesela Azul beraber mi bilmiyorum ama şu diğerini. Şu okay. Diğer adam. Michael Kiesling'in. Evet. Tikal var. Tikal var ikisini beraber Nauticus yaptı. Var. Cole Baron var. Çok aynen. Ya. Sen de bir ekürü bulsan kendine. Böyle beraber ben yok, yapsanız. Ben yalnız kovboyum. Senin saçın gür. Senin bir tane keltoş bulman lazım. Canına. O zaman anlatalım. Anlat bakalım. Ne hikayesinden bahsettik. Bir hikaye var. Bir tatlış taşlar var falan filan. Ama aslında pek bir hikaye yokmuş. Şu dört kişilik kuruluma benzettim bunu ben. Kurulum yaptım aynen. 2-4 oynanıyor. 2-4 oynanıyor. 2 kişi oynandığında bu 2 board ters çevriliyor ve yan yana uzun bir board'un oluyor. O zaman daha çok parça koyabiliyor. Şu 2 matın birleştiğini düşünelim. Evet. Uzun bir şey oluyor 2 kişi. Aynen evet. Öyle. Bu taşlar da domino taşları da yine kişi sayısına göre dağıtılıyor. Şu anda 4 kişilikte 13 dağıttık. 2 kişilikte 26'ydı. 3 kişilikte de 18'ler dağıtılıyor. Ona göre toplamda 55 tane taş var. Daha fazla dağıtım yaşanıyordu. Evet. O zaman direkt başlıyorum anlatmaya. Direkt başlama. Şimdi önce bir matımızı bir inceleyelim. Matımızda burada çeşitli ağaçlarımız var. Burada çimenler, burada çalılıklar, burada çam ağaçları ve meşe ağaçlarımız var. Hmm. 3 kişi oynarsak eğer şuraları da dolduruyoruz. 4 kişi oynarsak o 3 yazanları boş bırakarak bu şekilde bir setup yapıyoruz. Bir de burada bulut tokenlerimiz var. 6 tane bulut tokeniyle başlıyoruz. Bu bulut tokenleri de bize turnümüzde istediğimiz zaman atıp free aksiyonlar yaptırıyor olacak. Onu en son anlatacağım. Şimdi genel olarak bir turnda ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Önümüzde her zaman böyle 3 tane domino tile'ımız açık oluyor. Bu üçüne bakıyoruz ve ona göre bir seçim yapıyoruz. İlk başladığımız nokta, haritaya giriş yaptığımız nokta şu 4 nokta. Buralardan birinden başlayabiliriz. Şu içinde şey var böyle bir kare gibi. Kare şey var. Aynen. Bu domino taşları her zaman şu suların geçildiği alanlara konuyor. Ağaçlarımız da şu toprak olan kısımlara koyuyor olacağız. Yani hiçbir zaman domino taşını şöyle koyamazsın ya da şöyle koyamazsın deme gerekiyor herhalde artık. Adam oladı. Aynen. Ağaçları da hiçbir zaman çimenlik yerlere koyamıyoruz. Hep tahta, tahta ne ya? Toprak yerlere koyuyoruz. Bu birinci kural. İkinci kural, ilk çıkış noktasında bir sıkıntı yok ama ben mesela bu şeyle çıktım. Daha sonraki el ya da işte sıra falan geldiğinde artık ben oradan klasik domino kuralı gibi aynı şeyle devam etmem lazım. Kuşu kuşa değdiriyorum ya da işte kaplumbağayı kaplumbağaya falan gibi böyle devam ediyorum. Bu yerleştirme kuralımız.
Net. Burada bir detay var. Şurada bütün hayvanları gösteren 10 hayvan vardı sanırım. Aynen. 10 hayvandan hangisinin joker olduğunu gösteriyor. Oyuna kelebek joker olarak başlıyoruz. Elimde kelebek olsaydı ben bunu yani ne olduğuna bakmadan oraya yerleştirebilirdim. O her şeyin yanına gelebilir. Ya da mesela baykuş, yarasa, sonra işte kelebek var burada ucunda. Ben gidip ona istediğim bir şeyi yanına koyabilirdim. Çünkü joker. Bu joker kısmı. Şimdi bir turn'da ne yaptık ilk? Domino taşımızı koyduk. Önümüzde 3 tane tile var. Domino taşı var. Birini seçtik. Haritaya yerleştirdik. Evet. İkinci yapacağımız şey o alana taşı koyduğum yerin sağına solundaki şey yerlere, toprak yerlere ağaç dikiyor muyum, dikmiyor muyum? İlla ağaçta değil tabii. Çimen ve çalılıkta dikebilirsiniz. Bir şeyler dikiyor muyum? Bir şeyler dikiyor muyum? Aynen. Dikme olayı da yani şunun sadece ben şu tile koyduysam eğer bu turn sadece bu 3 lokasyona koyabilirim. Yani buraya, buraya, buraya koyamam. Ya aynı koyduğun taşın direkt etrafına. Yana. Aynen. Çapraz hariç. Ortogonal yana. Her zaman aynen üst, alt, sağ, sol şeklinde. Buraya örneğin ben bunu koymayı tercih ediyorum diyorum. Hı. Koyduktan sonra puan alma aşaması geliyor. Bir koyduğumuz ağaçlar için bir puan alıyoruz. Bir de şey tamamlandı mı diye bakıyoruz. Eğer koyduğun domino taşıyla şu alanlardan birisi tamamlandıysa, tamamen kapandıysa o alanı puanlıyoruz. Ama eğer kapanmadıysa o puanlama kısmını bu sefer pas geçiyoruz. O sadece kapandığı unsurda gerçekleşen bir şey. Hmm. Bu da üçüncü nokta. Dördüncü nokta da elimizi tamamlamak. Puanlamayı anlatacağım. Üçüncüyü bu kadar eksik. Üçüncü nokta bu mu? Çok az oldu. Şimdi. Çimeri şöyle. Bir şeyler diktik. Bir şeyler o kadar. Çimen diktim. Şimdi sıram bitti benim. Ben sıram bitti. Çimenim için bir puan. Kendisi için bir puanımı aldım. Neden bir puan? Neden bir puan? Çünkü şöyle yani çimen bir puan olduğu için değil. Ne diksem de hepsi bir puan aslında. Yanlış yerde sordum. Seni dinledim. Neden bir puan? Şimdi çimen veya herhangi bir şey dikersen ne dikersen dik kendi bir puan getiriyor. Hı. Ama sıra benden geçti. Ben elimi 3'e tamamladım böyle. Bu arkadaş çekti işte bir şey orada koydu. Bakın, bir şey ne da. Koymuş? Şunu koydu. Hı. Ondan sonra şunu koydu diyelim ki. O da Hı. buraya koyuyormuş aynı alana. Hı. Bunu koyunca kendisi için bir puan alıyor. Bir de kendisi ve eş değerindeki veya altındaki çeşit çalılıklar, ağaç türleri içinde birer puan oluyor. Bu durumda 2 puan alıyor. Şimdi o türler şimdi, derken nasıl? Ne demek istiyorum? Ben anlamadım onu. İnteraktif öğretiyorum. Ben anlamadım. Şimdi çünkü şurada görebilirsiniz matımızın başında. Çimenlerin değeri 1 puan, çalılıkların değeri 2 puan. Bu çam ağaçlarının değeri 3 puan. Meşelerde 4 puan. Bunların boy sıralaması da bu şekilde. Ben şimdi gidip mesela şunu koysa bu mavi adama geldi diyelim ki sarı. O da sarı ne ya sıra. O da bunu koymuş. Yanına da bunu koydu diyelim. Burada kaç puan alacak? Bu bundan yüksek olduğu için bunun için puan almıyor. Bir kendi için bir de eş değeri için puan aldı. 2 puan. Şimdi bir şey koyduğumuz için zaten 1 puan aldı. 1 puan. Bir de kendinden o alanda bulunan kendiyle eşit veya kendinden düşük seviyedeki ağaç türleri için de birer puan alıyoruz. Yani bu adam kadar. Mesela şu çam mı? Şimdi bir sonraki turn yine sıra buna gelmiş. Meğersem. Biraz da sen oynadın. Meğersem. İşte aa mesela böyle koymuş bak. Böyle İyi koymuş. Bulmuş. Öyle de buraya koymuş meğersem. Kaç puan alacak mavi? Şimdi hem kendisi için 1 hem de bunların hepsi ondan düşük değerli ağaçlar olduğu için her biri 1 için puan yani 4 puan alacak. Tamam ilerlet 4. Şimdi bu puanlama kısmı netleşti diye düşünüyorum artık. Bir de şöyle bir durum var fark etmişsinizdir. Herkesin matında bir kendi renk ağaçları var bir de nötr ağaçlar var. Nötr ağaçlar. Nötr ağaçları da bu noktada koyabiliriz, kullanabiliriz. Örneğin bu mesela bak böyle koydum. Dolu koyamıyorum.
Gördün? Bu da böyle Koyamıyoruz. bir örnek. Bu da böyle bir örnek. Tamam, Evet. devam edelim. Bunu koyduk diyelim ki. Şimdi ben burada baktım şeyim yani orada olamayacak yani hiçbir şekilde. Bana gelmiyor. Şöyle yapalım Gelmiyor bunu bir musun? de. Şöyle yapayım hatta. Ha, böyleymiş duru. Ben de buymuşum. Gidiyorum hani beyazlarımı buraya yığmak yerine buraya bunu koyuyorum. Bu nötr bununla eşdeğer olunca onlar siliniyor gibi. Hiç değeri sayılmıyor direkt. Yokmuşçasına orada olan küçük ben. Küçük ben puan alıyorum. Ama ne zaman Bu alıyorsun bu puanı? yine tabii ki kapandıktan sonra. Şimdi nötr koysan da kendi rengini koysan da bu puanlama aynı şekilde demin bahsettiğimiz yine 1, 2, 3 puan gidiyoruz. Nötr koysan da kendi rengini koysan da. Demin bahsettiğim olayda kapanınca eğer şu şeye bakıyoruz. Kim yüksek, kim ikinci sırada diye değerlerini toplayarak bakıyoruz. Birinci buradaki en yüksek puanı alıyor. İkinci de ikincilik puanını alıyor. Üç ve dördüncü varsa hiçbir şey alamıyor. Burada da birinciye bakıyoruz. Bunlar nötr. O yüzden bu yok sayıyoruz direkt. Birinci ben alıyorum burada örneğin. Tamam mı? Ne zaman sayıyoruz bunu? Ya kapanınca diyorum ya Nasıl deminden kapanıyor beri. ya? Alan kapanınca. Kapat bakayım. Allah Allah. Allah Allah. Dur ama. Nasıl kapatıyorsun Bir alanı? saniye. Ay ay. Amanın elim ayağım karıştı. Ya önce alan kapat. Ya of. Ah. Kapandımış. Ah. Bak şimdi Şimdi kapandı normalde mı? şu an kapandı. Ha ne? Aslında burası kapanmadı ama buraya hiçbir zaman birlik bir tay konulamayacağı için bu halde de kapanmış sayılıyor. Tamamen hani şöyle olsaydı bir şekilde kelebekte joker ya buraya gelebiliyor. Böyle de kapanmış oluyordu. Bu durumda hatta bak şöyle bir örnek yapayım. Bu durumda kim birinci kim ikinci söyle bakalım. Bu durumda Öğrenci. hocam turuncu birinci, Birincilik, beyaz ikincilik ikinci. puanı alıyor. Bu taşı kapatan da şey alanı kapatan yani son taşı koyarak alanı kapatan kişi de şu taylı tutma hakkına sahip oluyor. Burada bulunsun bulunmasın. Niye derseniz de bunların altında da bir belli bir puanlar var. 1, 2, 3, 4, max 5'ti Tile galiba. diyorsun ama bunlar papatya. Papatya. Papatya düşmüş yerden onu topluyorsun, önüne koyuyorsun. Oyunun sonunda puancık ediyor. 1, Oyunun 2, 3, 4, sonunda 5 seviyor puancık. mu sevmiyor mu? Bu da bu şekilde. Yani puan alabileceğiniz iki yer var. Birincisi bir ağaç dikmek onun bulunduğu şey kadar, diğer ağaçlar kadar eşit veya alt derecesindeki ağaçlar kadar birer puan almak. İkinci kondisyonda bir alan kapandı mı diye bakmak. Kapandıysa orayı skorluyorsun. En yüksek olan en yükseği alıyor. İkinciyi alıyor. Şöyle olsaydı ne olurdu? Yeni sorularla geldim. Nötr en yüksek. Bu sefer birincilik nötre gitti. İkincilik de turuncu da kaldı. Beyaz da nanayı aldı. Bir de şeyde birinci kimse yoksa iki puanı birden alıyor. Yani 9 puan alıyor. Evet, o da mantıklı bir örnek oldu. Teşekkür ediyorum. Şöyle tek başınaymış ve kapanmış diyelim ki. Aa, ne olmuş? Ne 9 puan olmuş? 9 almış. puan alıvermiş. Aferin. Evet, sanırım bütün örnekleri başınıza gelebilecek her türlü şeyi açıkladık şu an. Evet, başınıza Bunun gelecek her şeyi açıklıyoruz. dışında bunun dışında yapabileceğimiz şeyler var. Ya, tuhaf bulut aksiyonlarını anlatacağım ne biliyorum. Bunun dışında yapabileceğimiz şeyler var, Aslında pek yok. evet. Sadece bulutlar var. Şimdi törnümüzde Turnümüzde evet. koydun, ağaç koydun, skorladın, elini 3'e tamamladın. Bir törn bundan ibaret. Turn, evet. Törn. Ama herkesin board'unda 6 tane bulut tokeni var. Evet. Bu bulut tokenlerin üstünde silik birer bir puan yazmasının nedeni oyunun sonunda elinde bırakırsan onları harcamazsan tanesi bir puan ediyor. Bu bir. İkincisi bazı lokasyonlarda haritalarda bulut toplayabiliyorsun. Mesela ben gittim işte buradan böyle aşağı bıt 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 gitti. Buraya bir ağaç koydum diyelim. Şurada bütün kuralları çiğnedim ama görmeyin. Şuraya bir ağaç koydum diyelim. Bıt o bulut benim oldu. Elimde yer varsa direkt koyuyorum. Yer yoksa o an hemen bir şey harcayıp bir aksiyon bulut aksiyonu yapıp yer açıp onu tutmaya devam edebilirim.
Bunları turn'ünün başı, ortası, sonu istediğin zaman kullanabiliyorsun. Neler yapabiliyorsun? Öncelikle şu joker olayından bahsetmiştim. Kelebek joker olarak başlıyoruz. İki bulut tokeni harcayarak joker'i istediğin bir şeye ayarlayabiliyorsun. Bir yana kaydet falan zaten. Değil. Aynen. Direkt İki mesela, bulut bak değiş diyor. Sağa sola diyor. Oynat diyor. Aynen. Direkt ben zönk diye baykuş olsun diyebiliyorum ya. Böyle uçmacalı. Öyle sağa sola götürmeceli değil. Evet. İkinci sen onu baykuş yaptın mesela. Ben de sıra bana gelince iki bulut atıp ben de roh diye kurbağa yapabilirim. Aynen. Artık kurbağalar joker oluyor. Evet, aynen öyle. İkinci bir yapabileceğimiz şey, üç bulut harcayarak direkt bir tile daha çekip bir, yani tekrardan bir sıra oynayabilirsin. O da orada yazıyor. Evet. Aynen öyle. Her şeyi tekrardan yap diyor yani sonuç olarak. Hı. Üçüncü bir yapabileceğimiz şey de yine şu board'umuzun en altında yazıyor. Bulut bir şunları bunları almak istiyorsan bir, bunlarsa iki, üç, dört bulut atarak daha önce kullanılmış bir ağacını oradan board'una geri al. Board'dan kendi önüne geri almak. Evet. Şimdi bu da mesela biz burayı skorladık artık. Burayla işimiz bitti yani. Hattım adam tamam, oh, şöyle. Şimdi ben iki tane attım, iki bulut, iki değerindeki şunu hop geri yerime aldım. Tabii iki değerindeki için, çalı. Aynen, evet. Çalıyı aldım. Bunun için tabii önümde yer olması lazım ve gidip başkasının şeyini alamıyorum ama nötr de alabilirim. Nötr olursa herhangi birininkini de alabilirim. Ama önümde yer olması lazım koymalık. Bu şartlar altında alabiliyoruz. Bu da mesela şöyle bir hamle sorusu var diyelim ki mesela nasıl bir örnek versem nasıl bir örnek versem hadi ver mesela işte bu skorlanmamış olsun böyle bu da böyle olsun mesela sen de bir üçlü koy buraya neyi anlamadım ben şu an örneğini anlayamadım üçlü mü koyayım gel ah, ne üçlü koy ah. Bir de şimdi bir de turuncu koysana üçlü. Şimdi şöyle mesela her yer dolu nereye ağaç dikeceğim? Her yer dolu ne? Yok, ağaç dikme değil. Ne? Zaten. Şimdi şöyle nasıl oluyor bu? Böyle şimdi kimse puan alamıyor. Ay öleceğim. Bu nasıl bir örnek ya? Hiç iyi bir örnek al, boş ver. Örnek veremedim. Çünkü beyinler yanmış şimdi oyunda. Şimdi sanırım şöyle yapmaya çalışıyordun. Anladım ben. Burada normalde kimse bir şey alamıyor değil mi? Evet, alamıyor. Sen geri almakla ilgili bir örnek veriyorsun. Evet evet. Kimse geri alamıyor. Bir şey yok ki. Ya burada ne yaparsın? Bunu gider kaparsın. Son anda bir tanecik koyarsın. Bunlar nasıl olsa hepsi salak birbirini nötrlemiş. Bir tanecik çimenle buranın bütün puanını alırsın tek başına. Neyse, bu örnek buna yarar arkadaş. O geri almalı şeyi de kendiniz şey yapın artık. Geri almalı şöyle olabilir. Yani tam böyle oraya önemli bir şey koyacaksın. O da yoktur önünde mesela. Meşe az ya kullanmışsındır. Onu oradan daha önce kullanılmış olandan alıp başka yere koyabilirsin tam o anda. Böyle bir örnek olabilir. Hayal edin işte burada. Ya, şimdi bulut aksiyonları. Daha güzel örnekler var şimdi aklıma gelmedi. Ya, neyse artık. Yeter artık. Tam taktım bulut aksiyonlarına bitti artık bulut aksiyonları. Oyun da bitti, başka bir şey yok. Oyunun en sonuna ne puan ediyor? Buna oyun bakıyor. Nasıl bitiyor? Bütün tile'lar konunca dominolar. Bütün taşları koyan şey yapıyor. Mesela koyan kazanıyor derdi. Ama şöyle herkes aynı anda hani sırayla bitme yok aslında. Mesela ben 3 bulutları harcadım. Tabii. Take another turn çatır çatır oynadım. Aynen. Herkes tüm taşlarını koyunca bitiyor. Yani benim taşlarım önceden bitti tabii diye oyun bitmez. Öyle bir şey yok. Herkesin taşı bitince oyun bitiyor. Mesela benim taşım önce bitmiştir. Ben o sırada oyundan çekiliyorum. Sizin bitirmenizi bekliyorum. Ne? O öyle. Bir de bir şey daha diyecektim. Eğer koyamıyorsan veya koymak istemiyorsan bir taş dışarı atıyorsun. Hı. Bu da bir detay. Oyun sonunda ne puan edeyim? Evet. Yani oyun sonundaki artık puanlardan önce oyun şimdi nasıl bittiğine. Oyun sonundaki puanlara geldim artık. Hı. Neler ne oluyor? Öncelikle buralara gidilmiş mesela. Gidilmiş. Ama kapanmamış. Puanı alınmamış. Hmm.
Oraları bir çözümlüyoruz tek tek böyle en baştan. İşte birinciye birincilik puanını, ikinciye ikincilik puanını veriyoruz. Ama bu tar kimsenin olmuyor. Atılıyor. Yani şu arkasındaki puan boşa gitmiş oluyor. Bu birinci. Bunların arkasında hepsini da işte böyle yapıyorsun. 2 puan, 3 puan, 4 puan. Yani maksimum 5 var. Bunun dışında bulut, elinizde kalan bulut tokenlerini 1-1-1 puan ekliyorsunuz. Daha sonra önünde şöyle bitse çok feci olurdu herhalde. Yani benim elim böyle bitmiş olsa meşeler başı 4, çalımlar başı 3, çalık başı 2, çimen başı 1 eksi düşüyorum. Yani koymak iyi bir şey. Hem oyun sonunda kötü eksi puan gelmiyor hem de koyuyorsun yani bir alanda bir oradasın. Ağacın var. İyi bir şey yani. Ağacın var ya. Eksi giriyor fırınlar. O yüzden pek es geçmemeye çalışın bence. Her şeyde bir koymaya çalışın yani. Onun dışında son olarak şu topladığımız önümüzde duran arkalarında da ufak ufak puanları ekliyoruz. Ve bitiyor sanırım. Ufak ufak puanlar. Mesela işte bunu böyle puanladım. Bunu burada 5 çıktı bak. 3. Hop. 2. Bunlar papatya zaten. Evet. 5. En yüksek şeyi de buldun puanı. Evet. Böyle. Bu şekilde gayet tatlış ve hızlı bir oyun. Bayağı fazla hızlı. Yani kütür kütürü bitiyor. Kütür kütür. İki kişi de bence fena olmadı. İki kişi iyi ya zaten. Yani domino da aslında hani ilk yani domino bildiğimiz domino iki kişilik oyun. İlk hali. Bence oynanabilir. Ha, iki kişilikte de işte şu board'u göstereyim ben. Şöyle bak. Şöyle. Bak böyle. Bunun da mı arkasını çeviriyorum? Onun da arkasını çevireceğim. Böyle bak uzuyor gidiyor. Bak bunlar birleşiyor bak görüyor musun? Ya, ne detaylar bak, var. Bak manzara oluyor. Doğa ve daha çok alan çok var. Çok fazla ağaç böyle oluyor. Ağaçlar dikiyorsun. Devamlı dikiyorsun. Ben o yüzden daha sevdim. Çok fazla her yere ağaç koyabiliyorsun çünkü. 4 kişilikte azdı ağacımız. Ya 4 kişi zaten hani oyunun bestine 3 demişler. Öyle hani mi? 3 böyle tam tadında olmuş herhalde büyük ihtimal. 3 denemedik. 2 ve 4 denedik ama. Aynen. Yani. 4'te ağaç biraz az geldi bana. 2 de ya 4'te zaten geldi. 13 tane yani 13 tane taşım var. Evet. O kadar. 2'de 26 yani o da. 2'de böyle oynadığımı hissettim. Daha evet, bir strateji evet. Yaptım yani. 3'te işte o ikisinin arası yani. Evet. Hadi oynayalım. Neyse hadi görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Hadi güle güle. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada 3 yeni video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.